Pilates eğitmeni Görkem geldi. Hoş geldin. Merhabalar. Şanslı olma. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Merhaba. Spor yapar mısın? Diyet yapıyorsun ama Hülya'cığım. Yiyorum. Bu güzellik, bu fitlik nereden geliyor? Belli oluyor değil mi? Ben de bir pilatese başladım. Bir ay kadar gittim. Anacığım çok zor. Zor. Hiç değil. Ya ben de boyun ve bel fıtığı olduğu için evet. Hani iyi gelir diye düşündüm. Doğru. Gerçekten de gittiğim dönemde inanılmaz rahatladım. Çok iyi geldi. Ama hem yoğun benim o iş tempom. Evet. Hem pilates biraz da tembellik galiba bilemiyorum. Arkadaşım beni çeke çeke götürüyordu. Haydi pilates var bugün. Haydi pilates var. Çok istekli olmayınca tabii ki. Hani ya aslında bunu bir yaşam biçimi haline getirmek gerekiyor. %100. Önemli olan o. Tabii önemli olan o. Yani bir hareket hayatınızda kaslarınızı çalıştıracak bir kesinlikle. Şey olması çok önemli. Kesinlikle. Çok değerli. Ama bütün kaslarınız çalışıyor ve psikolojik olarak da kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Kesinlikle. Giderken sürükleye götürüyorlardı beni. Dönerken oradan koşarak. Dönerken böyle bir de pilatesten geliyorum var ya hava. Bir vicdan rahatlama durumu omuzlar yalnız kalkıyor beni, tabii. Beni bir şey de caydırdı. Onu şikayet etmem lazım. Bizim spor salonumuzun hemen önünde ama hemen önünde çıkıyoruz. Caddeye çıkacağız ya. Evet. Orada bir pastane. Onun vitrinini size tarif edemem. Kokular. Hatta sosyal medyada paylaşmıştım sayfamdan. Cama şöyle dayadım ellerimi. Yani bu olmaz, bu yapılmaz. Bütün sevdiğim o çikolatalı ekler, pastalar. Allah'ım hem o diyet yapıyorum. Salonunun konumu yanlışmış. Aynen. Hem diyet yapıyorum. Herkesin hem pilatese gidiyorum. Yani. Önümde de o. Allah'ım bu nasıl bir sınavdır böyle? Fırının üstünde de olmaz, hastaneymiş aslında da olmaz. Aynen. Bence de öyle. Peki de ondan vazgeçtim bilmiyorum. Dayanamadım. Bütünsel sağlık yaklaşımı diyorsun. Evet. Sanki bunun içinde beslenme de var. Beslenme de var. Çok doğru. Bütünsel sağlık aslında sevdiklerimizle birlikte güzel zaman geçirebilmek için yürüdüğümüz yol. Sağlıklı, mutlu, iyi yaş almanın sadece yolu aslında. Çünkü böyle bütünsel sağlık deyince bazı kavramları işin içine sokunca mesela uyku geliyor, beslenme geliyor, egzersiz geliyor doğru. Benim aklıma. Doğru. İnsanın çok sosyal doğru. Olması. Çok doğru. Kesinlikle çok doğru. Ve stres yönetimi tabii çok önemli. Çünkü bilimsel olarak vücudumuzda adrenalin ve kortizol stres hormonları arttıkça yaşlanıyoruz. Yaşlılık aslında vücudumuzun ürettiği hormonlarla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunların hepsini bir dengede tutturmak, sadece küçük bir dengede tutturmak bile çok fark ettiriyor. Bu arada biz Karadenizli ekibi olduk. Ben de Karadenizliyim. Fatsalıyım, Ordu Fatsalıyım. Evet. Batı Karadeniz, Safranbolu. Süper, şahane. Ben de Batı Karadeniz'den, aynen öyle. İnsan tabii yaşadığı coğrafyanın da çok büyük katkısı var insanın. Az önce dediniz ya. Evet. Stres de böyle insanı çabuk tabii. Yaşlandırıyor diye. Demin Zeki'nin omuzuna tuttum, yıkıldık dedim. Ama öyle zaten stres herkesin hayatında evet. Ama yani çok küçücük şeylerle onları kontrol altına aslında alabiliyoruz. Sadece birazcık bilincinde olmak, evet. Uyku düzenimizi doğru tutturmak. Çünkü uykuda yenileniyoruz. Evet. Bütün vücudumuz birazcık erken yatmakla fiziksel olarak yenileniyor. Müzik sektöründekiler de gece otururlar, gündüz uyurlar gibi. Siz de öyle misiniz? Vallahi onlar güzel, onları dengeleyebiliyoruz da etrafımızdaki insanları dengeleyemiyoruz. Asıl huzursuzluk onlardan kaynaklanıyor. Sende yok bir şey. Ya yeminle söylüyorum, aslında bütün huzursuzluk orada. Vallahi. Onlarla birlikte oldukça da... Yoksa her şey güzel, o kadar güzel doğamız bize hizmet ediyor ki o doğanın bize sunduklarıyla. Hepsini biz kendimiz mahvediyoruz. Doğru. Evet ama birlikte sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğu da size aslında çok diri tuttuğu kesin. Dolayısıyla her şeyde bir denge bulduğumuz sürece yani, tabii ki, o da doğru. Yaşlılıkta gelip yani insanların hepimizin doğru uykuyla, doğru beslenmeyle, küçük küçük ama yani bunları küçük küçük hayatımıza sokarak yoksa hepsini bir anda yapmamız imkansız ama güzel uykumuzu alabilirsek, doğru zamanda yatarsak çok önemli gerçekten. Doğru zaman mesela kaçta kaç arası? Güneş battıktan 3-4 saat sonra diyelim. Yani 11 ile 2 arası bedensel olarak yeni. Aslında detoks 11 ile 2 arası vücudumuzda gerçekleşiyor. Yani çok büyük detokslara çok fazla ihtiyacımız yok doğru yaşayabiliyorsak. 2 ile 4 arası zihinsel detoks gerçekleşiyor. Dolayısıyla aslında sadece iyi uykuyla bir yol alıyoruz. Evet, doğru. Psikosomatik hastalıkların çoğu iyi uyuyamayanlarda ortaya çıkabiliyor.
doğal olarak. Dolayısıyla bunu bir kenara koyalım. Doğru nefes, yani koyduk biliyorsunuz bunlar çok yapılıyor, evet. Ama doğrudur. Çünkü diyafram kasımızı genişleterek aslında çok yol alabiliyoruz. Evet, sizler de kullanıyorsunuz diyafram nefesi. Yani burada nefesimizi alırken karnımız mı göğsümüz mü şişiyor? Bir kontrol edersek karnımız şişiyorsa doğru nefes alıyoruz. İkisi de şişiyor. İkisi de şiştiği durumlar da oluyor. Bunu çalışarak aslında karnımızı indirebiliyoruz. Ve diyafram kasımızın genişlemesi de bizi çok rahatlatıyor. Bunu da bir kenara koyduk. Yani aslında günde 1-2 tane, 1-2 dakikayla hayatımıza çok şey katabiliyoruz. Sabah kalktığımızda gerinirsek, şöyle bir arkaya doğru yatarsak, esnersek. Arkaya doğru kollarımızı, bebekler bilir her şeyi. Arkaya alıp kollarımızı bir yatarsak omurgamız aslında bir hizaya giriyor. Çok önemli. Sonrasında kalktık. Yani böyle saati 2 dakika önceye kurmaktan bahsediyorum aslında. Fazla bir şeyden bahsetmiyorum. Kalktık. Şöyle bir dil sıyırcımız varsa ne ala. Bununla dilimizde uykuda toksinler dilimizde birikiyor. Evet. O neyle maşa gibi? Böyle bir, evet, bunun yani plastiği de var, satılıyor. Ne diye alacağız onu? Dil sıyırıcısı diye alacaksınız ama almanıza gerek yok. Hay hay. Hepimizin evinde bir kaşık var. Hay. Dolayısıyla aynen bir kaşıkla dilimizin üstündekileri sabah ilk kalktığımızda sıyırırsak inanamayacaksınız oradaki toksin birikimine. Ben kalkar kalkmaz dişimi fırçalarım mesela. Herkes kahvaltıdan sonra fırçalar ama ben kalkınca. Önce kaşıkla dişinizi sıyırın, sonra dişinizi fırçalayın. Toksinleri bir alın, sıyırın, atın. Dolayısıyla bir temizlenme olsun. Bu kadar. Yani bu bir 20 saniyedir. Yataktan kalkarken gerinmek, sırtımızı arkaya almak bir 5 saniyedir. Onu akabinde, uzun uzun yapabiliriz. Ben birden yapabilirsiniz. Kalkamıyorum. Ben de hemen kalkamam. Hatta hep 5 dakika öncem vardır benim. Aynen. Alarmı kurarken mutlaka ben 9.30'da kalkacaksam 9.30'da 9.25'e kurarım. Aynen. O rötarım vardır çünkü. Kesinlikle. Meşhurdur 5 dakikalarım. Yani bu kadar. Sonra duşa girmeden önce vücudunuzu bir fırçayla temizlerseniz, daha doğrusu fırçalarsanız, girmeden önce. Çünkü uyku esnasında vücut yenilenirken toksinler lenfler aracılığıyla atılmaya başlanıyor. Onları sıyırırsanız vücudunuzdan. Duşta lifleniyoruz ya da keseleniyoruz. Duşu öncesi mi yapmak? Öncesinde yapmak. Çünkü lenf sistemimiz çalışmasının ardından, dolaşım açısından, selitlerimiz için bayanlarda... yaparsak şahanedir. Şey yapamazsak lifimiz de yeterli. Kuru kuru bunu yapmanın bir faydası var. Evet, onun fırçaları satılıyor. Bir nevi var. Kan dolaşımını da hızlandırır. Tabii. Bir masaj yapmış oluyorsunuz vücudunuza. Pardon, bir şey söyleyecektiniz. Yalnız bu 11 ile 2 arasında uyuyanlar için. Uyuyamasanız bile sabah yaparsanız da faydası vardır bence. Biri olmasa bile, yani hepsini yapamıyorsak bile yapabileceklerimizi yapabiliyor olmak. Aynen öyle. Küçük küçük hepsinden birer parça ya da hayatınıza birer şeyi katmak her zaman için bunun devamını mutlaka getiriyor. Çünkü iyileşmeyi, şifayı yavaş yavaş bedeninize almaya başlıyorsunuz. O kadar. Sonrasında tabii ki egzersiz geliyor. Sonrasında tabii ki doğru yaşam için doğru nefes, kendiniz, meditasyon. Eğer kendinizle baş başa kalmak istiyorsanız. Ama bunların dediğim gibi hepsinden küçük birer parçayla başlamak zaten... Sizi mutluluğa giden yolda, iyi yaşamaya giden yolda küçük nüanslar. O kadar. Görkemciğim, omurga hizalamasında uzmansın. Evet. Az önce esnemede de omurgalarımız hizalanacak ve düzleşecek dedin, düzgünleşecek dedin. Bunun faydaları nelerdir ve bu hizalama için başka neler yapabiliriz? Omurga hizalaması aslında bir terapistin yapabileceği başlangıç olarak bir çalışma biçimi, bir tedavi yöntemi. Ama bunun devamında o kişiye onu öğretmek asıl amaç odur. Omurganızın hizalanması demek bütün iskelet sisteminizin, postürünüzün, tüm omurların ve eklemlerin hizaya getirilmesi demek. Aslında mükemmel doğuyoruz fakat kendi bedenimizi kullanmayla alakalı olarak küçük küçük bedenimizi bozmaya başlıyoruz. Eşit durmamak. Mesela duruş bozuklukları, zaman bir tarafa yük bindirmek, evet. Çanta, özellikle hanımlarda. Çantayı bir tarafta taşımak, evet. Erkeklerde cüzdan arka cepte taşımak. O dahi etkiliyor mu? O dahi etkiliyor. Dolayısıyla evet, üç ana prensip var omurganın hizalanmasında
ya da omurgayı hizada tutabilmek için eşit basmak her zaman. Çünkü kaydırıyoruz bacak bacak üstüne attığımız zaman bedenimizi, omurgamızı bozuyoruz. Eşit basmak, karşıya bakmak artık hep başımız önde biliyorsunuz. Evet, telefon, tablet. Dolayısıyla işimizin dışında hep 90 derece açı kafatasımızla boynumuz arasında olması gerekiyor. Evet. Çok değerli, çok önemli ve yatabildiğimiz kadar arkaya doğru yatmak. Bunların hepsi aslında çok küçücük ama yapmamız gereken şeyler. Bunları yapınca omurgamız hizalandı. Eğer yetenekli bir uzman dizilimi yaptıysa devamında bunlarla bile hayatımızı dengede tutabiliyoruz. Omurganın sağlam ve düzgün olmasının bize artıları neler? İskelet sistemimiz çok önemli ki özellikle yaşlanınca çok bizim için evet, daha da önemli. Gençlikte çok fazla anlamıyoruz özellikle, ama. Özellikle kadınlarda kemik erimesi problemleri doğuyor ya. Evet. Menopozla beraber. Evet. Bu çok önemli. Evet. Doğru. Egzersizle bunların aslında üstesinden gelebiliyoruz. Geciktirebiliyoruz. Omurgamızın dik olması, omurgamızın hizada dengede olması, bütün sinir sistemimizin dikleşti dengede olması demek. Bizden evet, evet, bir dik lütfen olabildiği geldi kadar omuz başlarınızı arkaya alarak oturmak en sağlıklısı. İç organlara kadar etkili. Neden? Kan dolaşımımız hizalanıyor. Omurganın doğru olması, yerinde olmasıyla kan dolaşımımız hizalanıyor. Bütün iskelet sistemi, sinir sistemi hizalanmış oluyor. Dolayısıyla daha sağlıklı bir yaşam bizi bekliyor. Çünkü kan dolaşımı doğrulandığı zaman iç organlarımızda da sağlık başlıyor. Çok çok önemli. Çok dikkat değerli etmek lazım. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Dikkat edeyim. Nerede? Nerede? Keşke yapabilsek. Burada başka bir şey. O ne değişik? Bu da yine cildimiz için aslında hanımları ilgilendiriyor gibi durmakla beraber. Evet, kesinlikle. Arkadaşımı bir görseniz yemin ediyorum. Böyle maskelerle mi geziyor? O kadar özenlidir. Ben hiç başına. Allah Allah. Hiç başına. Hayır canım. Hiç başına. Zeki Bey böyle bakıyor. Vallahi kimden bahsediyorsun? Yemin ediyorum. Biz evden çıkarken mesela bazen ben yok saçımı ya da şöyle toplayıp çıkıyorum. Hani eşofmanı çekiyorum üzerime çıkıyorum. Evet. Zeki haydi. Zeki saçlarını düzeltecek. Zeki tıraşını yapacak. Evet. Şahittir. Herkes şahittir. Çok hiç güzel. Hep Zeki cildine önem verir. Çok güzel. Çok şey güzel. Evet. Zeki'nin yani bu şeylerini acaba beğeniyorum çünkü kendine bakıyor. Gerçekten kendine bakan bir bence insan. Bence çok güzel. Kendi sorumluluğumuzu vallahi almamız hem iyi yaşam için hem iyi bir sağlıklı bir duruş için çok sağ değerli. O nedir? Bu da evet, cildimize kırtıklı mı bir küçük tarafı küçük masajlar yapabileceğimiz doğal yeşim taşıdır. Ama buna da ihtiyacımız olmayabilir. Yine bir kaşıkla da bunu yapabiliriz. Bu emektar kaşığımız. Dilimizi sıyırdık, yıkadık. Evet. Akabinde dolaba koyarsak da şahane olur. Buzdolabında soğuduktan sonra. Olmasa da olur kan dolaşımı için. Küçük küçük çeneden yukarı doğru masajlarla küçücük bir yenilenme ay, yaşayabiliriz. Soğutabiliriz dolapta. Tabii tabii dolapta. Mesela var çok şeyler de vardı Görkem Hanım. Hani bu sıcak taşlarla yapılan masajlar evet, ısıtsak nasıl olur acaba? Isıtırsanız birazcık o canlanmayı hissedemeyebilirsiniz. Fakat rahatlamak için iyi gelir. Meridyenlerde bazı noktalarda çok sizi rahatlatır. Evet. Harika. Görkencim, fonksiyonel beslenmeyi, bu evet vermiş olduğun tiyoların artılarını evet ve fonksiyonel egzersiz üzerine tekrar konuk almak isterim seni. Çok memnun olurum. Çok isterim. Seve bize seve evde yapabileceğimiz egzersizler gösterebilirsin. Tabii, tavsiyelerini tabii paylaşabilirsin. Tabii tabii. Tabii, tabii. Çok seve zamanda seve ve evde olan oklavayla bile birçok şey yapabiliriz. Tabii aynen ki öyle. Aynen. Dolayısıyla sıtılmak güzeldi. Ben de çok memnun oldum eksik sizlerle olma birlikte çok teşekkür olmaktan ediyorum.